Selam, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Dubai'ye özellikle taşınmak isteyenler ya da Dubai'de yaşayıp da çocukları okul çağına gelip birazcık böyle kafası karışmış olup sistemler nedir, hangi okula göndersek onun için daha iyi olur diye düşünen velilerimiz için. Daha geçenlerde gittiğim bir eğitim seminerinden edindiğim bilgilere göre Dubai'de eğitim sistemleri hakkında bir video çekmek istedim ve sizinle de paylaşmak istedim. Kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı unutmayın. Dubai'de çok fazla aslında okul seçeneği ve çok fazla buna bağlı olarak da sistem seçeneği var. Mesela British okullara gönderebilirsiniz. International School'lar var, IB sistemi olan. Ve bir de American School'lar var. AP sistemiyle mezun olunan. Şimdi okul seçimi yaparken nelere dikkat etmek gerekir? Ne gibi bir yol izlemek gerekir? Önce biraz size onlardan bahsetmek istiyorum. Burada aslında Dubai'de yaşayan ve çok da bilgili bir eğitim danışmanı var, Buket Aydın. Kendisi aslında bu konuda çok bilgili ve Dubai'ye geldiğinizde böyle kafanız karıştığında, özellikle çocuğunuz lise çağına geldiğinde mutlaka ondan danışmanlık almanızda yarar olduğunu düşünüyorum. Ben de onun seminerine giderek edindiğim bilgi de şöyle kabataslak size böyle bir küçük bir yol haritası çizmek istedim açıkçası. Şimdi önce British School, American School ve International School'lar arasındaki farklardan bahsetmek istiyorum. British School'lar her zaman fiyat olarak biraz daha uygun. Bu bir. Göndermeniz için gereken sebeplerden, eğer şirketleriniz karşılamıyorsa bence yani kendi cebinizden ödüyorsanız biraz böyle bütçesi uygun okullara bakmanızda yarar var. British School'lar American School ve International School'lara göre birazcık daha uygun fiyatlı. Sistemi de A-Level. Yani çocuğunuz mezun olduğunda A-Level yapacak bu okullardan. Ve de edindiğim bilgiye göre British School'daki öğretmenler Avrupa'dan, yani genelde zaten İngiltere, İrlanda, oralardan geldiği için bu sisteme de çok çok hakimler. Ve primary'de, yani ilkokul bölümünde gayet çocuğunuz için bence güzel bir alternatif olabilir. Fakat bu sistem biraz Türkiye sistemine benziyor. Biraz sınav ağırlıklı bir sistem. Yani devamlı sınav, proje bazlı değil de biraz böyle sınav bazlı bir sistem. Biraz da çocuğunuzu tanımanızda yarar var. Yani çocuk hani daha böyle disiplin ve sınav sistemi seven bir çocuk mu, yoksa hani biraz böyle proje, eğlence ile eğitim seven bir çocuksa, o zaman tabii Amerikan sistemine yönlendirmenizde biraz daha fayda var. British sisteminde evet, yani lise çağındaki çocuklar önce GCSE sınavına giriyorlar. Oradan aldıkları puanla belirli bir derece yapmak zorundalar. Genelde okullar 6 ve üstünü kabul ediyor. Bazı okullar 5 ve üstü, ama bazı okullar, yani çok çok iyi okullarsa, 7 ve üstü alan çocuklara A-Level yapma şansı veriyorlar. Yani 11. sınıfta bu bahsettiğim bizdeki üniversite sınavı gibi biraz önemli olan GCSE sınavına giriyorlar. Oradan aldıkları skorlarla da A-Level yapıyorlar. Bu GCSE sınavlarında yani önce 10. sınıfta 3 tane seçmeli ders seçiyorlar. 11'de bu dersleri okuyorlar. Ve bu derslerin sınavlarına, yani zorunlu derslerin dışında bu seçmeli derslerin sınavlarına özellikle giriyorlar. Bu seçtikleri 3 derste üniversite başvurularında onların temel dersleri oluyor. Örneğin çocuk iç mimarlık istiyor. O zaman mutlaka art seçmek zorunda. Visual art. Yanına işte 2 tane seçmeli ders seçmek zorunda, ama bunlar hep alakalı dersler olmak zorunda. Yoksa üniversite başvuru zamanında ülkeler çocukların CV'lerine bakıyorlar ve diyor ki çocuk mesela şu iç mimarlığa başvurmuş ama art yok. Yani ya da işte business'a başvurmuş, İngilizcesi, yani İngiliz dersi almamış gibi gibi. Ya da böyle işte ekonomiye başvurduysa, ha mesela
edindiğim bilgiye göre bu seminerde medikale başvurduğu zaman mutlaka kimya dersini alması gerekli olmuş. Ama bu seçmeli dersinde kimya dersi seçmeyen bir çocuk o üniversitenin başvurusunda kabul alamıyor maalesef. O yüzden bu 11. sınıftaki seçmeli dersler çok önemli. Onların sınavların skorları da çok önemli. O skorlara göre de o derslerin aynı devamı A-level'larını yapıyor 2 yıl boyunca. Ve o A-level'ın sınavlarıyla da istediği üniversitelere başvuru kağıtlarını gönderebiliyor. Vallahi biraz karışık anlatmış olabilirim ama anladığım kadarıyla değil gerçi. Kendi kızım da şu an British sisteminde ve 11. sınıfta bu GCSE sınavına giriyor. Bakalım seneye yani önümüzdeki 12. sınıfta şimdi bu skor güzel gelirse A-level yapacak. A-level yapamazsa da birçok alternatifleri var. Yani o skor gelmezse mesela bir tek diye özel bir dal var. Onda da başvuru yapabiliyorsunuz üniversitelerde ama çok geniş yelpazeli olduğunu sanmıyorum. A-level'da Avrupa okullarına, Türkiye'deki bazı iyi okullara başvurabilir. Bakalım notlarıma bir bakayım. Unuttuğum bir şey var mı? Gelelim IB okullarına, yani International School'lara. Bunların sistemi IB. Bir kere yani bizim her zaman veli olarak duyduğumuz IB çok ağır. Yani gerçekten çocukların son 2 yılını yani çok iyi sinir sisteminin sağlam olması gerekiyor çocuklarınızın. Arkadaşlarımın çocukları çünkü gidiyor. Çok çalışkan çocukların da bazen ağlayarak sınavlara hazırlandığına şahit oldum. Gerçekten böyle çocuğunuz hani disiplin, yani o sisteme çok alışıksa IB yapmasını ben öneririm. Ama şöyle, IB çok zor da A-level kolay mı? Hayır. Yani A-level'da 3 ders seçiyorsunuz. Düşünün yani 3 tane o dersin ekstra sınavına giriyorsunuz gayet. Ve çok da derin. Yani British sistemi çok derinlemesine her konuyu yani mesela tarihi seçiyorsunuz, history seçiyor çocuk. A-level'ı derinlemesine iniyormuş ve gerçekten çok çok zorlayıcı. Yani her sistemin zorlukları var. O çocuk illa o dersi çalışacak. Kaçış yok. Ama IB'de gerçekten Amerika'ya da başvursanız IB sistemi çok geniş yelpazeli, geçerli değil. Tüm dünya ülkelerinde geçerli olan bir sistem. O yüzden IB çok yaygın olduğu için üniversite başvurularında birçok veli de çocuğunu IB'ye yönlendirmeye özen gösteriyor. IB okulları tabii British'e göre biraz pahalı, oldukça pahalı yani. Hatta bu seminerde öğrendiğimize göre birkaç okulun IB öğretmenleri çok çok iyi. Çünkü tamamen o sisteme hakimler. Yani British'ten gelen öğretmenler pek IB sistemine hakim olamıyorlar. Önemli olan buradaki ana fikir, çocuğu çok iyi yönlendirmelisiniz. Ne olmak istiyorsa onun seçmeli derslerini seçmeli ve şansınıza da onun IB öğretmeni de çok iyi çıkmalı. Çocuğa başarıya götüren yol biraz buradan geçiyormuş öğrendiğim kadarıyla. O yüzden bakalım notlarımda var mı bir şey. En zor Curriculum diye geçiyor IB. doğru ders seçimi diploma programını diyor kolaylaştırır. Evet. Dünyada en geçerli sistemdir. Buraları da söyledim. Bakalım. Bu IB sisteminde özellikle vurgulamak istediğim proje bazlı ve çocuğu düşünmeye iten bir sistem. O yüzden ilkokuldan itibaren yani bu okullar hem ücret olarak pahalı hem de velilerin tercih ettiği bir sistem. Çünkü bence dünyada yani böyle çocuklara ihtiyaç var. Düşünmeli ve proje üretmeli. Türkiye'deki gibi de ezber projeler değil yani velilere neydi? Türkiye'de proje veriliyor, veli yapıyor. Mükemmel bir şekilde yapıyor. Veliler yarışıyor. Yani velilerin yarıştığı bir sistem olmuş proje. Burada öyle değil. Gerçekten çocuğu kanırtarak o projeyi yaptırtıyorlar. Bakalım. IB'de işte son 4 sene çok önemli. Yani üniversiteler başvurularda son 4 sene geçmişine bakıyorlar çocuğun. Son 4 seneki sınavlarına. Mutlaka bu seminerde öğrendiğim yararlı bilgilerden biri de mutlaka çocuğumuza 7. ve 8. sınıflarda bir kariyer testi. Career assessment yaptırmamız şartmış. Yani şart değil ama
Bence çok büyük yol gösterici olduğunu öğrendim. Çünkü yani 7. sınıfta, şimdi benim kızım bile 11. sınıfta 10 kere fikir değiştirdi. Hala da değiştirmeye devam ediyor. Yani bıraksam değiştirecek. Bence çocuğun 7. 7'de 8'de çok karar verebileceği bir şey değil. Yani seçmeli dersleri yönlendirmeye o yaşlarda, o sınıflarda başlıyorlarmış ama yani 7'de ne bileyim doktor olmak ister, 8'de öğretmenliğe de geçebilir. O yüzden bir kariyer testi yaptırıp çocuğu sizin de yönlendirmeniz için neye yatkın, neyi daha zevkle yapabilir, hangi alana daha uygun kariyer testlerini mutlaka yaptırmalıyız bence. Yani ben veli olarak şart olduğunu düşünüyorum. Yoksa danışman olsam öyle bir koşul söyleyemem ama bence bana şart yani yaptı. Ya ben Duru'ya yaptırmamışım kızıma. Şu an çok pişmanım. Gerçi onu gözlemleme şansım daha çok oldu. Çünkü onun döneminde öyle cep telefonu, PlayStation, bir pandemi çok atlatmadık yani o süreçte. Ve o neye daha yatkın onu daha iyi gözlemleyebildim. Ama oğlum da yani boş zamanları PlayStation, cep telefonu ve yani bilgisayarla ilgili şeylerle geçirdiği için çocuğa şimdi computer science mı diyeyim? Değil. Yani hani bilgisayarı seviyor deyip çocuğu IT'ci yapamam. Yani onun hayatından bilgisayar, PlayStation gibi şeyleri aldığımda neye yatkın olduğunu gözlemlemem lazım ve benim çok bununla ilgili bir şansım olmadı açıkçası. Olamıyor yani hani pandemide bağımlı hale geldiler maalesef. O yüzden profesyonel ellere teslim edip bir kariyer testine sokmakta yarar var diye düşünüyorum. Kendim aynı olarak ben böyle düşünüyorum. Benim anneliğim de yani. Siz tabii farklı düşünebilirsiniz. Bakalım ne var? British sistemi ile IB'yi karşılaştırmışlar. British'te derin bir konu anlatımı var. İçerik ağırlaşıyor ve sınavlarda artıyor böylece. Ve 3 A-Level IB'ye eşit ağırlıkta diye not almışım. Yani sanmayın ki IB ağır, British hafif. İkisinin de kendine göre, kendi sistemler içerisinde gerçekten son 2 yıl ağır ağır gidiyor. Özellikle British'te şöyle bir not almışım. Aşırı spesifik olduğu için üniversiteye girmenizi limitleyebilir. Bir Amerikan gibi değil denmiş. Buradan Amerikan sisteme zıplıyoruz. Çünkü evet, Amerikan sisteminde şöyle bir şey var imiş. Yani Amerikan sistemine göndermediğim için çocukları bilemiyorum ama bu seminerde edindiğim bilgiye göre seçmeli ders skalası çok geniş. Yani hani ucu bucağı yok gibi. Hani onu da yani böyle çok renkli, çok eğlenceli seçmeli dersler de içinde bulunmakta. Böylece çocuğun yani ne bileyim vizyon çok geniş olabilir ama onun da şöyle bir sakıncası varmış. Mutlaka velinin çok bilinçli olması lazım. Yani çocuğu o kariyer testine sokmuş çıkarmış ve o noktada çocuğu yönlendirmeye doğru baskıyla değil yani doğru yönlendirmeyle burada iş size düşüyor cambazlık yaparak çocuğu o kanala itmeniz lazım. Böylece de doğru ders seçimlerini o çocuğa yaptırmanız lazım. Skala geniş olduğu için çocuk sapıtıyor ve en başta geldiğimiz konuya geliyor. Yani ben mimar olmak istiyorum. Yani tam hani art seçmişsin de ya da artın yanına seçmen gereken o yani şimdi üniversitelerin de açıp bakmak lazım. Yani mesela İtalya'da bir üniversiteye bakacaksınız. Çocuk İtalya'ya mı başvuracak? Üniversite kabul şartları ne? Yani hangi derslerle o mimarlık bölümüne başvuruluyor? Ya da hangi derslerle o business'a başvuruluyor, business bölümüne başvuruluyor gibi o seçmeli derslere çocuğu yönlendirmeniz lazım. Yani çocuk ay iş çok renkli haydi ondan da seçeyim dur bunu da seçeyim arada bir tane art seçeyim o zaman mimarlığa alınırım demeyin sakın öyle bir şey yok. Üniversite başvurularınız kabul olmazmış benden söylemesi. Evet Amerikan sisteminde de AP sınavlarına giriyorlar. AP dersleri almaları gerekiyormuş. Aynen İngiliz British sisteminde A-Level, IB şey International sistemlerde IB sınavları ve Amerikan sisteminde Amerikan kör kalımda da AP sınavlarına giriyorlar. AP derslerini alıyorlar. Bunda 4 ders alınıyormuş. Bu da aslında fazlaca yani ders ve sınav olarak sınav sayısı olarak da diğer sistemlere göre daha fazla sınava girmek demek. Aslında bunun da zorluğu oradan geliyor. Yoksa Amerikan baktığın zaman böyle o da proje bazlı, eğlenceli, düşünerek
dolaşarak, hatta derslerde gayet interaktif ders işleyerek öğrenme sistemindeler, Amerikan sisteminde. Ama tabii ki bunun da kendi sistem içinde zorlukları var. Bu kredili bir sistemmiş bu arada. Aynen benim lise zamanım gibi mi acaba o? Kredileri tamamlayıp 4 tane AP dersi yani alıp onun sınavlarına giriyorsunuz Amerikan sisteminde. Bu sınavları da liseye 3 seneye yayıyorlarmış. Bence gayet güzel. Şimdi üniversitelerde mutlaka regular subject görmek istiyormuş üniversiteler. Çocuk bu subjectleri aldı mı diye özellikle oradaki seçtiği derslere çok çok dikkat ediyorlarmış. O yüzden dediğimiz gibi seçmeli derslerinizi, çocuğun seçmeli derslerini çok doğru yönlendirmeniz lazım. Gerçi bunu okul, yani burada aslında şunu da öğrendim bu seminerde. Okul fiyatları bazı okullar çok ucuz, bazı okullar çok pahalı kalıyor. Bence okul fiyatları da buna bağlı işte. Çünkü son ikiye geldiğinizde, secondary'de, son iki yıla geldiğinizde seçmeli ders sayısı, çok fazla alternatifi olmasıyla, mesela biz bir okul ucuz, yani fiyatı uygun bir okula görüştük. Art kapağında doldu dediler. Şimdi fiyatı daha pahalı bir okula görüşüyoruz. Yok, alternatif artlarımız var, art sınıflarımız var, başvurabilir diyor. Bunu anlamış olduk. Yani pahalı okullar aslında çocuğunuzu içerisinde danışman da barındırıyor. Yani danışman da çocuğu yönlendiriyor. Mesela şimdi uygun fiyatlı okullarda her okulda öyle danışman yok. Üstün körü bir şöyle yönlendiriyor çocuğu. Yanlış da yönlendiriyor, ilgileniyor, ilgilenmiyor. Kalabalık okullarda özel, yani kalabalık derken çok uygun fiyatlı kalabalık okullar var. Doğru yönlendireceklerini hiç sanmıyorum ben. Yani biz çok okul değiştiren bir veli olarak, çok tecrübe ettiğim için, yani bir danışman kadar bilgim yok belki ama o kadar çok okul değiştiren bir veli bilgisi var ki, yani birçok okul deneyimledim. Yani deneyimlemediğim okul sayısı herhalde Dubai'de çok azdır. Onun hep bir sebepleri oldu, çok uzun. Yani zevk için değil ama maalesef, yani maalesef değiştirmek zorunda kaldık. Yani şu ilkokul 1'den 13. sınıfa kadar düşünürsem çocuğumu 2 yılda bir okul değiştirmişiz. Yani neyse, buraları daha sonra dertleşiriz. O yüzden bence Amerikan sistemi de gayet alternatif. Biraz fiyat pahalı. Bunun sakıncası işte seçmeli ders sayısı çok olunca çocuklar bazen sapabiliyor diye not almışım. Mesela ülkelerle ilgili bilgiler verildi. İngiltere 4 AP yapmanız lazım. 4 AP ile İngiltere'ye başvurabiliyorsunuz bu sistemde. Avrupa'da 4 AP dersi istiyor. 4 AP sınav sonucu istiyor. Amerika hiçbir şey istemiyormuş. Ne olursan ol gel diyormuş özellikle. Danışmanımızın esprisiyle cevap vereyim. Kanada'da yani 2 AP ile çocuğunuzu alabiliyormuş. Yani ortada, hani öyle de gelebilirsin, böyle de gelebilirsin diyor. Bir de Dubai'de böyle uygun fiyatlı ve böyle bazı velilerce de çok kabul gören, yani Türk sistemine yatkın denilen bir de Sabis sistemi var. Şuafet var, International School. Yani adı International School ama yani IB yapmıyorsunuz burada. Sabis diye bir sistem ama Sabancı Üniversitesi falan kabul edebiliyor bu sistemi. Her gün sınav yapılan bir okul bu. Yani eğitim, öğretim, hayatı, sınav. Her gün ama. Her gün egzeme giriyorlar. Bunu bile deneyimledik. Çok korkunçtu. Yani benim çocuğum için çok korkunçtu. Sizin çocuklarınız için uygun olabilir. Bunlar da AP yapıyorlar. Aynen son iki yıl Amerikan sistemindeki gibi AP yapıyorlar ve o AP sınav skorlarıyla üniversitelere başvurabiliyorlar. Mesela bir de şöyle bir ayrıntı öğrendim. GCSE sınavı sonucu kötü geldiğinde çocuğa demiştim ya, bir tek yapıyorlar. O da mesela son iki yıl Amerikan okullarında AP'ye yönlendirebilip AP dersleri aldırabilirmişsiniz. Bu da edindiğim bilgilerden biri. Evet, Türkiye'den taşınıp, yani taşınmayı düşünüp ay çocuğumuzu hangi okula yönlendirsek, nasıl yapsak deyip kafası karışan ebeveynlerimiz için çektiğim, hazırladığım bir videoydu. Çünkü benim bu sene özellikle gerçekten baş edemediğim bir durumdur bu sistemler ve yani çocuğu doğru mu yönlendirdik, oldu olmadı, bir de çok okul değiştirdiğimiz için benimle aynı kaderi yaşamamanız için
çektiğim bir videodur bu. Gerçekten yani şunu öğrendim. Çocuğunuzu hani British okula gönderin. Primary'de, secondary'de de mutlaka o son 2 yılı iyi araştırın. Okulların seçmeli ders seçenekleri var mı? Skalası nasıl? GCSE skorları nasıl? Üniversiteye yerleştirme başarıları oranları nedir gibi. Yani genel böyle bir şeyleri, okulları araştırıp 7. sınıfta mutlaka çocuğunuzu öyle bir okula verin ki bir daha da okul değiştirmek zorunda kalmasın. Öyle alternatifleri olsun ki okulun. Yani hani skoru kötü geldi, düşük geldi, tembel bir öğrenci olabilir. En azından orada işte bir tek yapabiliyor mu, işte onu da yapabiliyor mu, alternatifleri neler gibi gibi gibi. Danışmanı var mı o okulun, danışman güzel, iyi çalışıyor mu, kariyer testi yapıyor mu? Gerçi kariyer testi yaptırmak isterseniz gerçekten bize bu semineri veren Buket Hanım'dan da bu kariyer testini yapmasını isteyebilirsiniz. Gayet başarılı bulduğum, kendi çalıştığı okulda da hani velileri tarafından çok sevilen, çok başarılı bulunan bir danışman kendisi. Mutlaka çocuğunuzu yani ilkokuldan başlayarak çok iyi yönlendirin ki ne kadar az okul değiştirirse bence o kadar da başarılı oluyor. Evet, benden bu kadar. Eğitimzede olarak böyle bir video çekmek istedim. Umarım size birazcık da olsa yol gösterici olmuştur. Görüşmek üzere bir sonraki videoda. Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.